Eurogroup toplantısının ardından Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis Euronews'e konuştu. Siz kesmeyelim. Bugün Eurogroup'ta kötü bir gündü. Görüşmeler çıkmaza girdi diyebilir miyiz? Ben bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum. En önemlisi doğru bir anlaşmaya varmak. Anlaşmış olmak için imza atmak değil, aksine Yunanistan için büyüme modeli olacak bir anlaşmaya, yeni bir programa ihtiyaç duymaktan çıkaracak bir anlaşmaya imza atmak önemli. Görüşmeler sırasında Slovenyalı bakanın müzakerelerin tıkanması durumunda uygulamaya konulacak bir B planı önerisi getirdiği doğru mudur? Bir ara umuyorum ki kötü bir kasıt olmadan yaşadığı hayal kırıklığı sebebiyle arkadaşlarımızdan birinin böyle bir ifadesi olduğu doğru. Ben de derhal bir B planı olmadığı, bir B planının olamayacağı ve bu B planının dile getirilmesinin kesinlikle Avrupalılık fikrine karşı olduğu şeklinde cevap verdim. Bu ayrıca o ülkenin ve bunu teklif eden arkadaşımızın da zerre kadar menfaatine olmayacaktır. Peki ya likidite sorunu? Şu bir gerçek ki son iki yılda belli aralıklarla büyük miktarda yapılan nakit enjeksiyonları ancak yangına dökülen benzin hükmündeydi. Şu anda kesinlikle önemli olan şu ki bu kısır döngüyü kırmalı, bunun yerine doğurgan bir döngüye girmeliyiz. Bunun için bu zorlu müzakereleri yapacaksak ve bir miktar nakit sıkıntısı da çekeceksek, bunları Yunanistan ve Avrupa için daha iyi bir geleceğe dönük yapılan yatırımlar olarak görürüm. Peki ya Euro bölgesi içerisindeki ortaklık ilişkisi ve atmosfer nasıl? Hepimiz yetişkin insanlarız ve birbirimize saygı gösteriyoruz. Politik yaklaşım farklarımızın olduğu açık. Zaman zaman görüşmelerin ilerleyişine bağlı olarak tansiyon yükselse de bu mükemmel seviyedeki insani ilişkilerimize herhangi bir zarar getirmiyor. At the human level, excellent personal relations.